Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleli. Öncelikle başta Manavgat olmak üzere güzel ülkemizin birçok şehrinde, ilçesine çıkan yangınların bir an önce sona ermesini diliyoruz ve tüm vatandaşlarımıza, üreticilerimize büyük geçmiş olsun diyoruz. Tarımla Doğru Bilginin Kısa Yolu, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün Sera Beyaz Sineği ve mücadelesi konusuyla Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Mustafa Gökhan Bilgin hocam bizimle beraber. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağla Hanım. Başlamadan önce yine sizi tanıyabilir miyiz hocam? Adım Doktor Mustafa Gökhan Bilgin. Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde entomoloji şubesine görev yapmaktayım. Sebze zararları konusunda uzmanım. Bugün de size Sera Beyaz Sineği hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz merakla sunum dosyamızı bekliyoruz. Saatimiz geldi, sunumunuzu yansıtabiliriz. Şu an geldi hocam. İyi sunumlar. Teşekkür ederim. Bugünkü konumuz Sera Beyaz Sineği. Özellikle sebze alanlarında, kapalı ve açık alanlarda önemli bir zararlımız. Hemiptera takımına bağlı, Aleurodidae familyasına ait, Trialeurodes vaporariorum, Sera Beyaz Sineği'nin Latincesi. Tanımı ve yaşayışı zarar şekli konusunda bilgi verirsek, erginleri silindirik vücuttur. Genellikle donuk sarı vücut rengine sahiptir ve uzunluğu 1 mm kadardır. Antenler 7 segmentlidir. Kanatlar ve kısmen de vücudun beyaz renkli pumsu maddeyle örtülü oluşu nedeniyle zararlı, beyaz görünüşlü bir sineğe benzediği için beyaz sinek diye adlandırılmaktadır. Erginin iri kırmızı gözleri belirgin bir şekilde görülmekte, bacaklar ince, uzun ve kuvvetli bir şekildedir. Yumurtalar oval ve beyaz olup ortalama 0,25 mm boyundadır. İnce bir saplar yaprağın alt kısmına bağlanmıştır. İlk konan yumurtalar beyaz renkli olup açılmaya yakın rengi kahverengi ve siyaha dönüşmektedir. Larvalar yassı ve hafif yarı şeffaf kabuklu bir renktedir, görünüştedir. Vücut bu yapı içinde gelişmekte. Larvalar beyaz veya açık renkte şeffaf oluncaya kadar 3 dönem geçirmekte. İlk devredeki larvalar çok küçüktür. Fonksiyonel bacakları ve antenlere sahip olup hareketlidirler. Beslenme için uygun bir yer bulduklarında kendilerini sahiplerler. Son dönem larva 0,8 mm boyunda yeşil sarı renkli olup şişkinleşir ve çıplak gözle görülebilir hale gelmektedir. Ergine ait kırmızı gözler görüldüğünde pupa dönemi başlamış olur. Rengi kirli beyaza dönüşür. Pupanın boyu yaklaşık 0,7 mm kadardır. Pupa gelişmesini tamamladıktan sonra üzerine kaplayan mumsu tabakayı T şeklinde yırtarak erginler çıkar. Burada larva dönemi ve pupa dönemine ait görsellerimiz görülmekte. Sera Beyaz Sineği'nin hayat dönemi süresi sıcaklığa bağlı olmakta değişmekte. Sıcaklık arttıkça gelişme süresi de kısalmaktadır. Larvanın tüm dönemleri gelişme sıcaklığı 22-27 santigrat derecededir. Düşük sıcaklıklarda faaliyeti azaldığından gelişmesini daha uzun süre tamamlar. Düşük sıcaklığa en dayanıklı dönemi yumurta dönemidir. Yumurtalar -6 santigrat derece sıcaklıkta en fazla 5 gün yaşamaktadır. En uygun ortalama nem %75-80 civarıdır. Sera Beyaz Sineği'nin erkek dişi oranı birebir oranındadır. Dişinin yumurta koyma kapasitesi sıcaklığa ve konjonktüre değişmekle birlikte 500 taneden fazla yumurta bırakabilmektedir. Beyaz sineğin üremesi gelişmesi için rüzgarsız ve sıcaklığın ve nemin %60'ın üzerinde olması, sıcak bir ortamın ve nemin %60'tan fazla orantılı nem koşulları olması uygundur. Yağışlar erginleri olumsuz yönlü etkilemekle birlikte nemin yükseldiğinde üremeyi ve larvanın gelişimini teşvik etmektedir. Beyaz sinek larvaları büyümek için çok fazla sayıda proteine ihtiyaç duyar. Bu nedenle bitki öz suyunu tüketir. Bu da bitkide mahsule verdiği zararı artırmaktadır. Bitki yapraklarındaki öz suyu emen beyaz sinek, bitki yapraklarındaki tatlı öz suyun atılması sonucunda meydana gelir. Bu durumda aşağıdaki sonuçlar doğurmaktadır. Popülasyon büyük ise bitki örtüsüyle beslenmesi, bitki fizyolojik yapısı etkilemekte, büyüme yavaşlamakta. Meyveler üzerine bırakılan tatlı üstü nedeniyle bitki üzerinde safofit yapıların oluşması ve küf kaplaması, üstünü kaplaması meydana getirmekte. Bu aynı zamanda önemli bir Sera beyaz sineği önemli bir virüs vektörüdür. Bitki örtüsünün beyaz sinekler için tüketilerek tatlı üstü salgılanması mahsul estetik değerini düşürmekte, larva bitki için enzimler enjekte ederek bitkinin normal fizyolojik sürecini yavaşlatmakta, değiştirmekte, domates ve dolmalık biberde düzensiz olgunlaşma gibi olumsuz oluşumlar neden olmaktadır. Diğer belirtiler arasında krotik lekeler, sararma, meyve ve yaprak dökülmesi ve meyvelerde şekil bozukluğu gelmektedir. Zararlı olduğu bitkiler en uygun konutçusu diğer tütün beyaz sineğinde olduğu gibi domates, patlıcan, hıyar olup biber, kavun, fasulye gibi sebzelerde tütün, pamuk, süs bitkilerine zarar yapmakta. Ayrıca bamya, fasulye, patlıcan, patates, domates, biber, kabak, hıyar, marul, lahana ve beyaz sineğinin zarar olduğu diğer canlılardır. Sera beyaz sineğinin domatesteki zararını görmekteyiz. Bitkinin meyvelerdeki ve yapraklardaki üstünü tamamen kumaj ile kaplamış durumda. Meyve pazar değeri hiçbir şekilde yok, satılamaz durumda. Bitki de yavaş yavaş ölüme doğru gitmekte. Burada da önemli doğal düşmanları, parazit ve predatörlerle bahsetmek istersek, predatörler olarak en önemlileri Croziforla carniae, Nabis, Pseudoporus, Macroculus, Palibonus önemli zararları içindedir. Aynı zamanda parazitler olarak Eretmosurus, Mundus ve Encarsia formosa gelmektedir. Bunlara ait görsellerimiz. Parazitlerimizde önemli parazitlerimiz. Mücadelesinde kültürel önlemler çok önemli bir yer almakta. Bunlarla mücadelede bitkilerin pamukla ilgili yaptığı zararlara karşı dayanıklı erken oluşan pamuk çeşitlerini tercih etmesi önemli bir faktör. Azot fazlalığını bitkilerin üremediği için arttırdığına tavsiye eden dozlardan fazla azot gübre kullanılmamalıdır. Gerektiğinden fazla çok sulama yapılmamalıdır. Bitki sıklığı tavsiye edilen miktarda olmalıdır, oranda olmalıdır. Sebze, bostan, pamuk tarlaların iç içe olmamasına özen gösterilmeli. Bu biçimde ekim varsa hasadı takiben bitki artıkları toplanıp yok edilmeli. Zararların kışlaması imkan veren narenciye bahçeli gibi yerlerdeki yabancı otlar toprak işlemesiyle yok edilmelidir. Biyotehdit mücadelesinde sineğin serada varlığını belirlemek için sarı yapışkan tuzaklar kullanılmalı. Bunlar bitkinin 10-15 santim üzerine asılmalı. İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra ise 10 metrekare bir tuzak gelecek şekilde 3 metre aralıkta ardışık olarak tuzaklar ortama yerleştirilmelidir. Demin ki bahsettiğimiz doğal düşmanları, bunlarla mücadele çok önemli bir yer arz etmekte. Bunların bulaşmasını, yaygınlaşmasını ve zarar yapmasını önlemektedir. Bu doğal düşmanları kullandığımız kimyasalların ilaç kullanırken serada bulunan doğal düşmana karşı yan etkisi en düşük olan bitki koruma ürününün seçilmesi bu mücadele için oldukça önemlidir. Beyaz sineğe karşı mücadelede hem parazitoid hem predatörlerle mücadele etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Bunlarla ilgili yapılan mücadelede ki tavsiye edilen doz oranlarımız bu şekilde. Tedavi edici olarak yapılması durumunda bu uygulamanın serayı temsil edecek şekilde yaklaşık 20 bitkide üst orta yapraklar bir adet koparlak beyaz sinek larvası sayılmalı. Bu mücadele başlamadan önce yaprak başta 5 adet larva pupa görüldüğünde 5 adet beyaz sinek larvası, 1 adet Eretmosurus, Encarsia formosa pupası verilmeli. Sanılacak parazit miktarını belirlemek üzere yaklaşık 20 bitkinin alt, orta ve üst yapraklarından bir adet koparlak yapraklar sayılmalı. Bir bitkide bulunan ortalama yaprak sayısı hesaplanmalı. Yaprak sayısı serada bulunan bitki sayısı çarpılarak seradaki tüm toplam yaprak adedi bulunur. Serada yaprak başına bir adet gelecek şekilde parazit popası homojen olarak salınmalıdır. Genel olarak 5 tekerlek bir alan bu kimyasal mücadelesinde ise genel olarak 5 tekerlek bir alanda ülke olarak kabul edilmeli. Beyaz sineğin olduğu saplanan tarlaya köşegenler yönünde girilmeli ve kontroller yapılmalıdır. Patlıcan, kabak gibi büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta üst yapraklardan olmak üzere 50 adet yaprak toplanır. Yaprak başına 5 adet larva artı pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır. Bu kimyasal mücadele uygulanırken kullanılacak ilaçlar bakanlığımızın bitki koruma ürünü veri tabanı kullanılmak seçilmelidir. Teşekkür ederim Çağla. Bugünkü sunacağım bilgiler bunlar. Hocam asıl biz çok teşekkür ederiz size. Ben hemen sunum dosyamızı ekrandan alıyorum hocam. Evet. Şu anda almış olduk. Evet. Öncelikli olaraktan Halil Çelik Beyler, iyi yayınlar, emeğinize, yüreğinize sağlık olsun yazdılar. Abdurrahman Yaşar Beyler, iyi yayınlar hocam. Zeynide Tekin aynı şekilde iyi yayınlar dileyerekten selamlarını gönderdiler. Biz de tekrardan çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılarımıza da. Ve ben yine size bir soru yönlendirmek isterim hocam. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca tekrar özetleyebilir misiniz hocam? Tabii ki. Belki bütün bu serada ve tarlada üretim yapan bütün üreticilerimizden ricamız öncelikle tarlada ürün atıp bırakmamaları. Koordineli şekilde o ürün atıklarını toplamaları, bunlar çünkü en büyük bulaşma kaynakları. Seralarımızda izolasyona çok dikkat etmeliyiz. Seramızın dezenfeksiyonuna çok dikkat etmeliyiz. Ürün atıklarının serada da bırakılmamasına çok dikkat etmeliyiz. Çünkü girdiğimiz birçok serada ve geçen senenin mesela hasat edilmiş domatesin kuru bütün atık şeylerin üst tarafta gördük. Bunu niye buraya bırakıyorsun? Yani işte kurusun, başka şekilde değerlendireceğiz. Ama bunlar en büyük ünlü bulaşma kaynakları. Bunlar lütfen üreticilerimizden ricamız, bunları bir an önce imha etmeleri, uzaklaştırmaları ortamdan ve bunu koordineli şekilde yapmaları. Herkes aynı şeyi yaparsa inanıyorum ki üreticilerimiz hayal ettikleri, istedikleri bu kazanç ve ürüne ulaşacaklardır. İnşallah. Çok teşekkürler hocam tekrardan her şey için. Ve biz BKU sayfasına tekrardan hep beraber bir değinelim istiyoruz. Tüm üreticilerimize ve katılımcılarımıza göstermek için ben şimdi tekrar yansı üzerine vermek istiyorum. Bitki koruma ürünleri veri tabanımıza girmek için hemen sol tarafta görmüş olduğunuz gibi bku.tarimorman.gov.tr adresine öncelikli olaraktan giriş yapmamız gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı'nın tasarlamış olduğu BKU veri tabanına bu şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Sayfaya girdiğinizde hemen sağ tarafta bir bölüm var. İlk olaraktan arama motoru olarak değil, tavsiye arama motoru olaraktan girmemiz gerekmekte. Burada hastalığın, zararlıların isimlerini sol taraftaki bölüme yazdıktan sonrasında hemen yine sağ tarafta ruhsat grupları, fungisitler, beslenme engelleyiciler hepsini tek tek maddeler halinde zaten belirtilmiş durumda. Buradan seçebilirsiniz. Sonra arama motorumuzda bul dedikten sonrasında hemen alt kısmında yine ilaçlarla ilgili, ruhsatlı ilaçlarla ilgili bilgiler yer almakta. Burada yine önemli olaraktan dozu, grubu, son ilaçlama ile hasat arası süresi hepsi detaylı olaraktan verilmekte. Bu siteye sadık kalaraktan ilaçların kullanımlarına tekrar bakabilirsiniz diyoruz. Hocam yine siteyle ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bu sitede kullanacağımız kimyasallar seçerken demin de bahsettiğimiz gibi doğal düşmanlara en az zarar verecek ilaçları, kimyasalları seçmeye özen gösterirsek çok önemli. Çünkü bunların üreme kapasitesi zararlar kadar yoğun değil. O yüzden biz bunları yok ettiğimiz noktada zararlar çok daha hızlı çoğalmakta. Her sene üreme oranı bunların yüksek olduğu için enfeksiyon miktarı, zarar yapma miktarı artmakta. Bunlara dikkat ederek seçeceğimiz kimyasalların bu faydalı organizmalara en az zarar veren kimyasallar olmasa özen göstermesi bütün üreticilerimize rica ediyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz ve vurguladığınız bütün kelimelere katılıyoruz harf harfi. Ben hemen sunum dosyamızdan şu anda alıyorum. Evet, tekrardan bugün için sonsuz teşekkürlerimizi gönderiyoruz hocam sizlere. Yorulmadınız, sizlerle beraber yine çok keyifli bilgileri, çok verimli bilgileri paylaştınız. Tekrardan her şey için sonsuz teşekkürler ediyoruz sizlere. Sizin yine son olaraktan söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Yavaş yavaş kapanışa doğru ilerleyebiliriz. Öncelikle bana bu imkanı sağlayan Antalya Tarım İl Müdürlüğü, sizin gıyabınızda Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yaptığımız çalışmalar üreticilerimiz tarafından faydalı bir şekilde değerlendirilir ve en iyi şekilde faydalı olmaya çalışırız. İyi şekilde faydalı olmuşuzdur. Bunun devamında da ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Birçok yerde yangın felaketiyle karşı karşıya. Bu bağlamda da bütün oradaki yaşayan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah yaralarımızı kısa zamanda sararız. Daha iyi günlere bizi bekler inşallah. Tek temennim olsun. İnşallah hocam. Tüm vatandaşlarımıza biz de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynen. İnşallah tez zamanda bu yangınlar son durdurulur diyorum. Tekrardan her şey için size çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılarımız adına da ben teşekkürlere ses olarak bir kez daha bunu da belirtmiş olayım. Ve evet, yine çok değerli bir dersimizin daha, tütün Sera Beyaz Sineği ve Mücadelesi dersimizin sonuna geldik. Bitki Doktorları eğitim serimiz hız kesmeden devam ediyor. Başta Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağı, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Miraç Yalaya, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Doktor Gökhan Bilgin'e ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare her zaman kimyasal mücadele. Diğer bir dersimize daha